Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta ve güzel bir pazartesi günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda tabii ki jeopolitik endişelerin hala sürdüğü bir gün, birçok Asya piyasasının düştüğünü görüyoruz. Baktığımızda vadelilerde risk iştahı doğal olarak her yerde son zamanların en düşük seviyesinde. Bu senenin yıldız endekslerinden Japon Nikkei bugün %1,2 aşağıda, Kore 0,8. Piyasaların açıkçası bu hafta sonu yaşanan olayların ardından hala bir takım gelişmeler olabilecek, olabilir beklentisiyle risk iştahını ve risk alma insentifini azalttığını görüyoruz. Tabii ki böyle konularda jeopolitik gelişmeler, ekonomik gelişmelerin doğal olarak önüne geçiyor. Burada baktığımızda açıkçası altın geçen hafta 2400 doların üzerini denemişti. Bu haftaya başlarken 2357 dolar seviyesinde. Benim daha çok takip ettiğim petrol fiyatları ülkemiz açısından önemli. 90 doların altında kalmaya devam ediyor. Tabii ki böyle zamanlarda altınla birlikte aslında doğal global olarak her zaman dolar ve dolar varlıklar daha güvenli bir liman olarak karşımıza çıkıyor. Doların da son dönemde zaten Fed'in faiz indirme ihtimallerinin azalmasıyla birlikte tüm dünya paralarına karşı değer kazandığını görüyoruz. Euro dolar paritesi bugün 1,056. Bu sene içinde bir onun üzerine geçmişti ama gitgide doların tekrar güçlenmeye başladığını görüyoruz. ABD 10 yıllıkları 4,55'lerde. Açıkçası tabii hala bir takım gelişmeler olabilir. Ben jeopolitik yorumlara çok fazla girmek istemiyorum ama tabii ki İsrail'in de herhangi bir karşı füze saldırısı ihtimali vardır, yapabilirler. Onu bilemiyoruz. Bu yüzden açıkçası piyasalarda yeni bir risk iştahı dalgasının kısa vadede olmayacağını ben tahmin ediyorum. Diğer taraftan zaten tüm bunların hepsini bir yana koyduğumuzda da ABD'den gelen veriler, özellikle enflasyon verileri beklentilerin üzerinden çıkınca Fed'in faiz indirimine dair beklentiler törpülenmişti. Ve bahsettiğim gibi dolara olan talep devam ediyor. Dolar TL'ye baktığımızda ise işte yine çok fazla sosyal medya takip ettiğiniz zaman biraz kafanız kirlenebiliyor. Çeşitli kripto piyasalarından çıkarılan dolar TL tahminleri, işte 34'ün üzerinde rakamlar okudum ben, insanlar yazmışlar. Çok öyle olmadığını bugüne başlarken görüyoruz. 32-40 tabii ki Merkez Bankası seçimlerden sonra döviz almaya devam ediyor. Ama dediğimiz gibi bu jeopolitik gelişmeler olmasa da dolar TL hafif hafif değer kazanmaya devam edecekti. Bu normal bir patika, öyle düşünmek lazım ama olağanüstü bir durumda da bu seviyelere gelmiş olmasında çok farklı bir anlam bulmamak lazım. Tabii ki bizde de Merkez Bankası'nın toplamda 6-7 milyar 7 milyara dolara yakın iyileşen net döviz pozisyonunun bu hafta, önümüzdeki hafta daha az iyileşmesini bekleriz. Herkes dolarlarına, dövizlerine bir süre daha sahip çıkmaya devam edecektir açıkçası. Bu hafta da yine global makro veri trafiği yoğun ama çok önemli veriler açıkçası yok.
Hep Merkez Bankası açıklamalarına bakıyoruz. İşte yarın ben Powell'ın bir konuşmasının olduğunu görüyorum. Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası, Lagarde'ın konuşmaları vesaire olacak. Piyasalar buralardan bir takım yön bulmaya çalışacaktır. Ama önemli olan, dediğim gibi, bu hafta açıkçası ortadaki durumun sakinleşip sakinleşmeyeceğini takip ediyor olacağız. Bizde hala 2023'ün son çeyreğinin sonuçları gelmeye devam ediyor. Mayıs'ın ortasına kadar da bu devam edecek. Bu olurken önümüzdeki haftadan itibaren de 2024'ün birinci çeyrek bilançoları da gelmeye başlayacak. İşte sigorta şirketleri daha önceden gönderirler. Bankalar daha önceden Nisan'ın sonuna kadar göndermeye başlıyor olacaklar. Biraz da biz onlara bu seneye nasıl başladık diye bilanço yoğunluğunu tekrar ikinci dalgasına geliyor olacağız. Dediğim gibi çok fazla bugüne başlarken nispeten biz zaten kuvvetli kapamıştık seçimlerden sonra. Kar realizasyonu olmasına çok şaşırmamak lazım. Piyasa 9.814'te kapamıştı. O yüzden dediğim gibi jeopolitik gelişmelerin biraz sakinleşmesi yine bizim temel diğer ekonomik göstergelerle şirketlere değerlemelere neler olduğunu dikkat etmemize yardımcı olacak. Ben hepinize şimdiden iyi bir hafta diliyorum tekrar. Merhabalar, günaydın herkese. Önemli şirket haberi görmedim açıkçası. Hisse geri alımı da yok, bir tane vardı galiba ama o da çok yani ciddi bir şey değil. Kar olarak Alarko açıklayacak 18'inde. Perşembe günü açıklayacak sonuçlarını. Orada beklenti 9,5 milyar TL civarında net kar açıklayacağı yönünde 4. çeyrek için. Sessiz dönem biteceği için hisse hissedarların bu beklenen satışı toplam 12 milyon lot civarında bir satış vardı kaydedilen. O satış gerçekleşebilir, hisseler satışı. O da baskı yaratabilir. Ama baskı yaratırsa eğer, tabii eğer satış gerçekleşirse ondan sonrası açıkçası Alarko için daha rahat olabilir diye düşünüyorum. Hisse performansı açısından. Çünkü hani karlılık olarak aslında bir sıkıntısı yok. Şirketin 4. çeyrek dediğim gibi 4,5 milyar civarı gelebilir gibi görünüyor. Beklentiler de 2024'ün daha iyi olacağı yönünde. İşte 22 ila 24 milyar TL net kar açıklayabilir 2024'te, beklenti o yönde. Onu bekleyeceğiz. 18 Nisan'da kar açıklayacak dediğim gibi. İşte Aksel'le Odaş bu iki şirkette açıklamadı hala. Tahminime göre ikisi de, özellikle Aksel yani Nisan sonu gibi açıklar diye düşünüyorum. Orada beklentimiz olumlu. Zaten beğendiğimiz bir Aksel Enerji. Evet, Aksa Enerji. Odaş'ta da daha olumluya döndük açıkçası. Çok düşmüştü hisseler 8 liralardan. Hani dikkat çekmiştik aslında. Şimdi şu anda 9 liralara geldi. Oradaki yani potansiyel aslında yüksek. İlk çeyrekte üretim de iyi gitti. Geçen sene %40 üzerine gidiyor Odaş'ın üretimi. Geçen sene duruş vardı. Mart ayında, bu sene Nisan veya Mayıs'ta olacak. Küçük bir duruş, yine işte 3 hafta veya 1 ay olabilir. Yani her sene bakım duruşu oluyor. Ama geçen sene ilk çeyreğe sarktığı için yani zayıftı. Bu sene ilk çeyrek geçen seneden daha iyi gitti. Orada hisse fiyatı olarak açıkçası biraz Odaş diğerlerinden geride kalmıştı. Hala da potansiyel var diye düşünüyorum. Tutularımız var resmi olarak ama hani hedef fiyatımız 14 lira. O açıdan potansiyeli de yani şu fiyatlardan var gibi görünüyor. Aksa Enerji zaten bizim hani orta uzun vadede çok beğendiğimiz bir hisse. Devam ediyoruz o tarafta. Onun da karı kötü gelmedi, iyi gelir diye düşünüyorum. Dediğim gibi o da Nisan sonu açıklayacak. Başka ya Akfen Yenilenebilir Enerji'ye baktım geçen gün. Mesela onun da ilk çeyrek üretim rakamları iyi görünüyor. Orada bir tavsiyemiz yok bizim ama yani ilk çeyrekte %24 mesela, o da geçen senenin üstünde üretim yapmış. Galata Wind tarafı Mart'ta biraz geçen senenin altında gitmiş. İlk çeyrek ortalaması geçen seneye paralel. Daha önce de bahsetmiştik ama ilk çeyrekte daha çok bu yenilenebilirler ön plana çıktı. Hidrolardan ötürü onlar daha iyi çalıştı diye. Onun dışında Alarko'nun rakamları ilk çeyrekte geçen senenin üretim rakamının %10 üzerinde.
Ayağın tarafına baktığımızda o da %25 üzerinde. Aydem'de daha önce de söylemiştik %133. Aydem'de inanılmaz bir artış var ilk çeyrekte üretimde. Yani bu da hidrolardan daha çok kaynaklanan. Aksa Enerji tabii yurt dışı daha önemli aslında ama yurt içi tarafta ilk iki ay zayıftı. Üçüncü ay Mart'ta normalleşme gördük. Mart daha iyi. Geçen seneye paralel gitmiş. Yani Zorlu Enerji'de de ilk çeyrekte %15 üzerinde bir performans var. Ak Enerji zayıf. İlk çeyrekte %30 düşüş var geçen sene göre üretimde. Yani performans olarak çok iyi gitti Ak Enerji hisse performansı olarak. Kârı da iyi geldi. Ama fabrik tarafı zayıftı. Net kâr çok iyi gelmişti. Onu çok ciddi fiyatladı piyasa. Artık hani bence beklentilerin çok üzerinde fiyatladı. Bu fiyatlar hala ucuz mu tartışılır. Bence pek değil açıkçası. Yani iyi yerlere gelmiş görünüyor. Bir de dikkatimi çeken açıkçası Biyoenerji var. Çok yakından takip ettiğimiz yani bir hisse değil açıkçası ama bunu da biraz daha yakından bakacağım. Oldukça iyi bir ilk çeyrek rakamı göreceğiz gibi Biyoenerji'de de. Yani %45'lik bir artış var geçen sene göre üretim tarafında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Herkese merhabalar. Bugün Akçansa 3.9 yüzde temettü verimini işaret eden 6 liralık bir temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Aynı şekilde AGESA Hayat Emeklilik'te hisse başına 1 lira 67 kuruşluk bir temettü dağıtacak. Bu da %2.1 temettü verimini işaret ediyor. Yarın da İskenderun Demir Çelik ve Erdemir'de temettü dağıtımı gerçekleşecek 50 kuruşluk. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Arkadaşlar günaydın. Bayram öncesi aslında bir ciddi bir rally'nin başlangıcını gördük ya da işte o havayı verdiğini gördük. Çok da beklenmiyor gibiydi ama aslında statüs aralarında yani seçimler öncesinde de gerçekten ciddi ucuz noktalara geldiğini görmüştük. Şu anda da hala ucuz noktalarda. %67 global benzerlerine göre Türkiye iskontolu görünüyor. Bir tarafta bunu koymak lazım. Öte yandan yine baktığımızda şirketlerle ilgili olarak ileriye dönük olarak yani makroekonomik tarafta işte Dünya Bankası'yla yapılan anlaşma bu zaten geçmişte de vardı ama bekleniyordu ama aslında makro tedbirlerin de doğru yolda gittiğini gösteriyor. Tabii ki şu anda öncelikli konu enflasyonla mücadele ama onun net etkilerini görmüyoruz. Hala tartışılacak noktalar oluyor tabii işte görüyorsunuz hala iç turizmden çok dış turizm bayramda bile çoğu kişinin yurt dışına gittiğini de gördük. Yani böyle enteresan dengeler var. İç talep işte hizmet ithalatına falan da baktığınızda bu tip konuların hepsi bunlar böyle gündem olacaktır. Ama şunu unutmayalım ki makroekonomi tarafında artık seçimler bitti. Biraz buna dönelim. Ve bundan sonra atılacak adımlar nedir? Acı tatlı bir şekilde gidecektir ama bu istikrar oluştukça da yabancı sermayenin yine düşünce Türkiye'yi düşüneceğini unutmamak gerekiyor. Şirket değerleri üzerinden ben baktığım zaman da şunu görüyorum ki seçim öncesi daha doğrusu bayram öncesi pozitif hava vardı. Şimdi ne oldu? İran-İsrail. Yani dün akşam gece boyunca ben izledim bütün lider şeyleri ülkelerin. Ayrı retorik, aynı konuşmalar ama asıl odak nokta İsrail, Hamas tarafı bence. Orada İsrail, Filistin diyelim ya da konuları bunlar ön planda olacak. Ama ben orada şeyi ortamı gelecek diyorum ya, en yetkili kişiler ağzından onları açıkçası o yönde şeyler duymadım. Hatta çok daha böyle bilinçli olarak işte karşılıklı dengeleri test etme şeklinde gittiğini görüyoruz. Bu yılın ikinci yarısı seçim dönemi. Dünya içinde seçim dönemi. İşte Türkiye-ABD ilişkilerinin belli bir noktada olduğunu görüyoruz. O nedenle uzun lafın kısası ben herhangi bir geri çekilme olmasının belli hisselerde fırsat oluşturacağını düşünen taraftayım. Biraz daha ben pozitif bakıyorum. Sabah nasıl açılır? Yani şöyle negatif açılsa almak isteyenlere fırsat oluşturabilir. Yani bakış açısına göre değiştirir. Ama ben şirket bazlı baktığım zaman
Böyle zamanlar eğer olur da geri çekilirse, ki geri çekilmeme durumu var mı? Var. Yani eğer herkes bu düşünce içerisinde olursa olur, ama direkt baktığınız zaman ha işte hafta sonu böyle geçti deyip satış yapma eğilimi olursa da dediğim gibi o dönemde de geçen hafta böyle herkes koşuştururken almaya alamadığınız hisseleri almanızı tavsiye ederim açıkçası. Yani diyorum ya, herkes koşarken bir anda rally oldu ya, hop o anda alamadıysanız bugünü, olur da öyle bir geri çekilme olursa değerlendirmek olarak kullanılabilir. Dediğim gibi burada asıl konu seçici olmak, her hisseye de saldırmamak gerek, onu ifade edeyim. Sentimente bakarsak oynaklık yüksek olabilir. Yani burada işte diyorum ya, İran, İsrail, yani bakarsanız dünyadaki rakamsal dengelerde önemli bir şey de yok. Türkiye'nin CDS'ine bakın, kuruna bakın. O yüzden gerçekten ben kısa sürede bu rally hareketine dönme olasılığını daha çok görüyorum, altını çizeyim. Yani burada da bugün güçlü giderse de göreceğiz belli bir noktada, ama bu testleri hep yaşıyor olacağız. Yine bayram öncesinde dikkat çeken işte Vespe. Türk Telekom bu hafta açıklayacak. Yarın Şok Market açıklayacak bu arada sonuçlarını. Herhalde çarşamba ya da perşembede Telekom'da. Bankalara olan ilgi devam ediyor. Alarko dikkat çekiyor son dönemde. İşte Vespe, Emlak GEO, Turkcell. Yani bankacılık, Telekom sanki ön planda, onu söyleyeyim. Dikkat çeken hisseler arasında Aksa Enerji var son günlerde. Akşansa, Vestel var. Biz burada TAV'da, yani dikkat çeken hisseler arasında Aksen ve TAV bizim en beğendiğimiz hisselerde, Vestel'de tema olarak beğendiğimiz hisseler civarında. Dediğim gibi ilgi var, bayram öncesi vardı. Şu durumlara da yine Türkiye açısından bakarsak da Türkiye için, Türkiye'de bölgedeki dengeler açısından önemli olduğunun da bir kere daha ortaya çıktığını göreceğiz. Şimdiki ince bir çizgi de gidiliyor. Ama ben dün akşam bütün işte İsrail'ini dinledim, şeyi dinledim, İran'ı dinledim, Suriye'ye kadar dinledim, Amerika'ya dinledim. Bunların hepsinden çıkan sonuç, yani tansiyonu artıracaktan ziyade tansiyonu düşürecek gelişmeler. Bunun da en önemli kriteri de şey olacaktır. Özellikle İsrail, Hamas tarafı. Unutmayalım ki 7 Ekim'den beri 34 bin kişi hayatını kaybetti. 76 bin kişi de yaralanmış anladığım kadarıyla, özellikle Gazze şeridinde. Bu da bir realite. En real şey bu. Onun yoksa hafta sonu yaşananlar falan tabii ki birçok konuda tartışılabilir. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Birkaç şirket kar açıklamış ama kayda değer bir şey göremedim orada. Hatta genelde zayıf olarak gördüm. İşte Emek Elektrik, HDFGS, HDF herhalde girişim sermayesi, Osmanlı Menkul kıymetler falan. Bunların hiçbirinde de çok böyle şey bir nokta görmedim. Genelde ya zayıf ya da zarar şeklinde gördüm. Yani kar anlamında da çok ekstra bir durum yok. Benim size söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.